Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, yeni sistemin tek başlığa geçişin üstünden 3 yıl geçti. Bu kez milletin önüne 2023'te darbe anayasasının yerine yeni bir sivil anayasa yapma hedefi konuyor diye yazdı. Akif Beki, yeni anayasa çalışmalarının iktidarın kısır döngüden çıkamadığının örneği olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliği darbecilerin tabutuna son çiviyi de çakacaktı. Vesayetçiliği betona gömecekti. Hatta o yetki verilince faiz kur ve enflasyonla nasıl mücadele edileceği de millete gösterilecekti. Artık mazeret kalmamıştı. İktidarın başarmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Yeni sistemin tek başlılığa geçişin üstünden 3 yıl geçti. Bu kez milletin önüne 2023'te darbe anayasasının yerine yeni bir sivil anayasa yapma hedefi konuyor diye yazdı. Muhalefeti salgınla mücadeleyi partiler üstü tutmuyor diye eleştirip, parti kongrelerinde salonların lebalep doldurulmakla övünüldüğüne işaret eden Akif Beki, hem gezi zamanı camide içki içildiği suçlamasını tekrarlayıp, hem Kabataş'la birlikte 400 küsur cumadır yayınlanmayan görüntülerin nerede kaldığına millet uyandırılır mı? Hem HDP'lilerin kandil fotoğrafları suç delili olarak gösterilip, hem avukat Turgut Kazan'ın gidenlerle onları gönderenlerin hukuken sorumlu tutulmayacağına dair kanunu 2014'te kimin çıkardığını sorgulayabileceği düşünülmez mi? Hem kaçıyor hem davul çalıyor gibi olmuyor mu? Millet İttifakı 40 yıl çalışsa iktidarın basiretini böyle bağlayamazdı. Hadi kabul edin ifadelerini kullandı.